arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz efendim bendeniz Yavuz Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz arkadaşlar bugün yine sizlerle hep beraber bir what if hikayesine değineceğiz bugünkü what if sayımız arkadaşlar eğer örümcek adam Gwen Stacy'yi kurtarsaydı ne olurdu acaba diyeceğiz Bilenleriniz biliyordur arkadaşlar. Gwen Stacy kimdir bu ablamız? Bu ablamız bir dönem Örümcek Adam'ın e, aşık olduğu kişidir ve 1980 senesinde Amazing Spider-Man serisinde Örümcek Adam'ın Green Goblin'le girmiş olduğu kapışma sonucunda Gwen Stacy'ye Tom e, tombala vurur ve Gwen Stacy'yi kaybederiz arkadaşlar o seride o sayıda ve hatta hatta e, geçtiğimiz yıllarda şimdi tam olarak hatırlayamayacağım ama Örümcek Adam'ın bu çevrilmiş sinema filmlerinden bir tanesinde de hatta bu Gwen Stacy'nin hikayesine değinilir o filmde de. Ve dediğim gibi Gwen Stacy bir dönem Örümcek Adam'ın aşık olduğu kişidir ve ne yazık ki kendisini 1980 yılında Amazing Spider-Man serisindeki bir sayıda veya iki sayılık bir hikayede diyeyim kendisini kaybederiz. Ve bildiğiniz gibi seneler sonra da Gwen ablamız Spider Gwen olarak piyasaya çıkar. Ve şu anda bildiğiniz gibi Marvel Comics evreninde Gwen abla Spider Gwen olarak oradan oraya hoplayıp zıplayıp durur. Ve dediğim gibi bu hikaye çok tutmuştur o dönemlerde ve bu hikayenin tutmasının yüzü suyu hürmetine Marvel hemen akabinde o dönem çok popüler olan daha önce de belirttiğim gibi bir what if yani eğer ne olurdu sayısı çıkarmıştır. Ve dediğim gibi eğer örümcek adam Gwen Stacy'yi kurtarsaydı ne olurdu demişlerdir. Şimdi bu hikayemiz arkadaşlar yazarı Tony Isabella. Ve çizerimiz Gil Kane, Frank Gikoa ve renklendiricimiz de Gafford diye birisi. Ve dediğim gibi enteresan bir hikaye. Tek sayılık böyle bir vadif hikayesi. 1980 senesinde çıkmış ve bu elimde tutmuş olduğum her zaman dediğim gibi orijinal hali değil tabii ki bu orijinal baskısı değil bu sayının. E, bu dönemlerde Marvel'in yapmış olduğu bir True Believers serisi var. Yani gerçek inananlar serisi ve o isim adı altında Marvel'in zamanında, döneminde çok meşhur, çok popüler olan sayılarını yeniden bu şekilde orijinal haliyle baskıya veriyor ve bu elimde tutmuş olduğum sayı sadece 1 dolar arkadaşlar. Her zaman belirtiyorum. Yine belirtmekte fayda var diyorum. isterseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan gelin bakalım Vadif diyelim. Vadif ne olacaktı Spider-Gwen kurtulsaydı? Ben e, biliyorum ne olacağını. Emin olun ki eğer Spider-Gwen yaşasaydı bugün bu Spider-Gwen Spider, Spider Gwen nereden çıktı ya? Bak görüyorsunuz değil mi? Marvel'in e, benim üzerimde yarattığı psikolojik e, etkileri yani. Spider-Gwen diyorum. Gwen Stacy eğer ki örümcek adamım tarafından kurtarılsaydı bugün Spider-Gwen olmazdı diyecektim. Çok ciddi söylüyorum. Bugün bu Spider-Gwen olmayacaktı. Tabii ki. Neden? İşte burada. Bütün cevaplar burada arkadaşlar. Gelin bakalım. Haydi. Arkadaşlar işte burayı. Spider-Man eğer Gwen Stacy ablayı kurtarsaydı ne olurdu? Merak ediyoruz hakikaten ne olurdu? Şöyle bir açalım bakalım bakalım ne olacakmış? Burada gördüğünüz gibi Spider-Man işte Gwen Stacy'yi kaybetmiş. Onu burada düşlerken oturmuş böyle vahim vahim düşünüyor örümcek adam. Ve tabii ki bu Hikayenin esas anlatıldığı sayfalar, öyle söyleyeyim size. Görüyorsunuz işte burada Green Goblin'le kapışıyor falan. Şöyle Spider-Man kafasında o gün ne olduğunu böyle tartıp biçiyor. İşte gördüğünüz gibi burada Peter Parker yani Spider-Man Gwen Stacy ablayla öpüşüyor falan filan fiş mekan. Ve sonrasında işte burada görüyorsunuz Gwen Stacy ablamız köprüden aşağı düşerken Sabah oldu erken ve gördüğünüz gibi burada her zamanki gibi bizim beş bir işe yaramaz e, Watcherah'ımız ortaya çıkıyor ve zamanı tersine döndürüp olayın e, farklı bir boyutu olsaydı ne olur diyerekten anlatmaya başlıyor. İşte o olay anı gördüğünüz gibi örümcek adam burada Gwen'i yakalıyor ve sonrasında denizden çıkarıyor ve Gwen ablamız yaşıyor gördüğünüz gibi burada ve işte Spider-Man ona sarılıyor falan filan. Green Goblin kaçıyor, gidiyor. Ve sonrasında burada işte Gwen ablamız bir şaşkınlık içerisinde Peter Parker'ın örümcek adam olduğunu öğreniyor ve bunun sonucunda işte burada gene bir aşk sahnesi devam ediyor. Tabii bir yandan örümcek adam Green Goblin'in yine peşine düşüyor gördüğümüz kadarıyla ve onunla kapışmasına devam ediyor. Ve sonrasında ne oluyor? Kapışma devam ediyor gördüğünüz gibi ve akabinde burada yine Spider-Man yani Peter Parker ile Gwen Stacy bir araya gelir ve en sonunda evlenir. Yani buradan anlıyoruz ki eğer Gwen ablamız ölmeseydi Spider-Man ile evlenecekti. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Yani hiçbir zaman olsun Spider-Man, Peter Parker, Mary Jane'le buluşamayacaktı belki de. Belki de onunla hiçbir zaman olsun beraber olamayacaktı. Gördüğünüz gibi hikaye bu şekilde bitiyor. Ve akabinde tabii yine burada bir karman çormanlık oluyor. Yine Norman Osborn da geliyor zannedersem düğüne. Böyle bir karışıklık oluyor ve hikaye bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Dediğim gibi enteresan bir Vadif hikayesi. Merak ediyorsanız şayet bunu alıp okuyabilirsiniz. Her zaman belirttiğim gibi Vadif'in yakında cildi çıkıyor arkadaşlar. Vadif serileri iyidir. Özellikle bu şu ana kadar bahsetmiş olduğum ilk sayılar oldukça enteresandır. Alınız, okuyunuz diyorum ve bugünlük de bu kadar diyorum. Tebrikler. Videomu başından sonuna kadar izledin. Ama mutlu olabilmen için hala 5 elemente ihtiyacın var. Bunlardan ilki kanalıma abone olmak, ikincisi videolarımı beğenmek, üçüncüsü videolarımı paylaşmak, Dördüncüsü videolarıma yorum yapmak ve beşincisi de keyfine bakmak.